basın mensupları seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimiz kendisini yönetecek kadroları seçme hakkını kullanmış ve aynı zamanda da iktidara da muhalefete de önemli mesajlar vermiştir. İktidarıyla muhalefetiyle bize düşen görev bu mesajları iyi okumak ve değerlendirmektir. Muhalefet seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp demokratik layık cumhuriyet tehdit altında altındadır. Asla ve asla dememelidir. İktidar da biz kazandık. Herkes kendini buna göre ayarlasın şeklinde bir tavra girmemelidir. İktidar partilerinin ve Özellikle ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyanların muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi gerekir. Demokrasilerde her oy eşit ağırlığa sahiptir ve bu eşitlik demokrasinin namusudur, şerefidir, demokrasinin faziletidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarıyız ve hepimiz eşit vatandaşlarız. AK Parti ile Sayın Erdoğan'a oy vermeyen vatandaşları da asla ve asla bir kenara itmek doğru değildir. Yani bana oy verenler benim, bana oy verenler başının çaresine baksın mantığı doğru bir şey değildir. Benim buradaki önerim şudur. İktidar kendisine oy versin vermesin vatandaşların yüzde yüzünü kucaklamalı ve yüzde yüzünün yüzünü mutlaka güldürmelidir. Türkiye seçim geleneği olan parlamento geleneği olan bir ülkedir. Demokrasi birinci ülkemizde yerleşmiştir. Bunlar çok önemli kazanımlardır. Türkiye'nin teminatı demokrasidir ve bu kazanımlardır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ülkemiz ortak paydamızdır. Bayrağımız ortak paydamızdır. Demokrasi ortak paydamızdır. Cumhuriyet ortak paydamızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin görevi bu kazanımları ve bu ortak paydaları korumaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin Tecelli yahadır diyorsak Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin kalbi diyorsak halkın oylarıyla milletvekili seçilen avukat Can Atalay bugün mutlaka burada olmalıydı. Milletin temsilcileri olarak bize düşen görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını sonuna kadar korumaktır. Bu itibarı korumak için yürütme ve yargının yasamanın emrine girmesini göz ardı edemeyiz. Buna kesinlikle izin vermeyiz. Milletvekilleri mazbatasını alan Sayın Can Atalay'ın hala hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin görevi ise seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil parlamentoda olması gerekir. Değerli basın mensupları, başlayan yeni yasama döneminde çözüm bekleyen ciddi sorunlarımız bulunuyor. İktidar ve muhalefetin ortaklaşa bu sorunlara çözüm bulmamız lazım. Ülkemiz Borcu borçla ödemekten mutlaka kurtulması lazım. İşsizlikle, özellikle geçim sıkıntısıyla, yoksullukla ve enflasyonla mutlaka mücadele etmemiz gerekir. Üretime dayalı bir ekonomi modeline geçmemiz şart. Bunun için de önümüzdeki günlerde ekonomik milliyetçilik modelimizi sizlerle paylaşacağım. Eğitimde mutlaka fırsat eşitliği sağlanması şart. Bunu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Türkiye'yi başkalarının ürettiği gıda maddesine muhtaç olmaktan mutlaka çıkarmalıyız. Çünkü Türkiye'miz önemli bir tarım ülkesidir. Bütün bunları yapabilmek için birbirimizi dinlememiz lazım. Birbirimizi anlamamız lazım birbirimize saygı göstermemiz lazım. Ortak bir zemin bulmak için sürekli çaba göstermemiz şarttır. Ben bu konuda üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışacağım. Siyasetin dilinden ve yapılış şeklinden şikayet eden bir siyasetçi olarak meclis çatısı altında siyasete sevgi, saygı dilini getirmek için canla başla mücadele edeceğim. Münakaşa, münakaşa değil, müzakere siyaseti yapmayı parlamentoda en önde tutacağım. Ve tabii ki bu yeni dönemde Can Erzincan'ımın sesi olacağım. Can Erzincan'ımın sorunlarını parlamentoda, gündem dışı konularda, kanun tekliflerinde, meclis araştırmasında, plan bütçe komisyonu başta olmak üzere birçok komisyonda Can Erzincan'ımın sorunlarını ve çözüm yollarını parlamentoda dile getireceğim. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı çıkacağım. Her zaman adaletten yana olacağım. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sistemi savunmaya devam edeceğim. Herkesin barış içerisinde, eşitlik içerisinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için koşmaya devam edeceğim. Yeni yasama döneminin ülkemize, milletimize, bütün siyasi partilere, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni yasama döneminde parlamentodaki, siyasetteki deneyimlerimi bütün yurttaşlarımla paylaşmaya, bütün milletvekillerimizle paylaşmaya devam edeceğim. Evet. Evet. <laughs> Türkiye 36 yıl önceki Türkiye değil. Ben de 36 yıl önceki Mustafa Sarıgül değilim. 36 yıl önce buraya geldiğim zaman daha heyecanlıydım. Yumruğu çıkarıp kürsüye vuruyordum. Şimdi yumruğumu çıkarıyorum ve cebime koyacağım. 36 yıl önceki meclisin aynı düzende olmasını arzu ederim. 36 yıl önceki meclisin kürsüsü, düzenlemesi, meclisin dizaynı bakın burada çok başkaydı. Meclisin eski haline alması için de grup başkan vekilleriyle birebir temas yapacağım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en eski o meclis gerçekten haşmetiyle, kürsüsüyle çok başka bir olaydı. O gün ben meclise girdiğim zaman bir tarafta Süleyman Demirel vardı. Mekanı cennet olsun. Bir tarafta Profesör Erdal İnönü vardı benim genel başkanım. Bir tarafta rahmetli Özal vardı. Çok tecrübeli doğayan siyasetçiler vardı. Hepsinden çok şey öğrendim. Onların hepsinin mekanı cennet olsun. Ama benim için tabii duygusal bir an. 36 yıl önce buraya geldiğim zaman anneciğim babacığım sağlı. Keşke onlar hayatta olsaydı. sıralarını göreceğiz? Ayrılacak mısınız Müşterek bir parti olarak ya da ayrıldınız mı? Çünkü diğer partiler ayrıldılar. E sizin ne İyi Dostum, ben Erzincanlıyım. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir yerden geliyorum. Ben Erzincanlıyım. Rüzgarının set, delikanlısının mert olduğu yerden geliyorum. Evet, ben Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ama benim bütün arkadaşlarım ahtı vefaya çok büyük önem verir. Kişisel olarak tabii ki ağırlığımız vardı. Ben Erzincanlı yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir oy farkı yakaladık. Hayatlarında ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yurttaşlarım oldu Erzincan'da. Onlara ben kurban olurum. Ama bilelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım benim çok zayıftı. O nedenle biz vefalıyız. Bana sorarsan üç kelimeyle Erzincanlı kim diye aynen şunu söyler merttir, yiğittir, vefalıdır ve de misafirperverdir. Hiç olmazsa diğer arkadaşlarımız yeminlerini yapsalardı da o çatı altında girdiler. Ondan sonra keşke istifa etselerdi. Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde vefa vardır, delikanlılık vardır ve mertlik vardır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız. Ve biz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya inşallah devam edeceğiz.